işçiler açısından uzun vadede sakıncalar içeriyor. Kısa çalışmadan normale dönen işverene işsizlik fonundan destek verilecek. Birkaç maddesinde değişiklik öngörülüyor. AK Parti 14 Temmuz'da meclise istihdamla Transferimiz. ilgili yeni düzenlemeleri içeren 8 maddelik kanun teklifi sundu. 1 Temmuz'dan önce kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerine kısa çalışmanın sona ermesi durumunda 3 ay asgari ücret üzerinden prim desteği verilecek. İşçinin ödeyeceği sigorta primi ile işverenin ödeyeceği sigorta primi kadar bir işverene teşvik verilecek. Fakat bu teşvikten işçiler yararlanabilecek. Destek tutarı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Ücretsiz izin uygulamasını bitiren iş yerleri de bu teşvikten yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi sektörel olarak Biz ayrı ayrı uzatabilecek. bedel ödemek Ayrıca pahasına Cumhurbaşkanı'na verilecek yetkiyle kısa çalışmada kolaylaştırıcı hükümlerde sektörel olarak uzun vadeye yayılabilecek. İşsizlik sigortası fonu açıkçası işçilerin de ve devletin de ödediği primlerden oluşuyor ve başka ülkelerle kıyaslandığında bizde işsizlik sigortası hakları çok daha geri. İşten çıkarma yasağı konusundaysa yeni bir düzenleme yapılıyor. Cumhurbaşkanı en fazla 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar süre uzatımı yapabilecek. Daha geniş bir düzenleme yapmışlar. Belirli süreli iş sözleşmesi sona eriyorsa, iş yeri kapanıyorsa ya da faaliyeti durduruluyorsa ya da işlerin sona ermesi durumunda da işçi çıkarılabilir diye. Bu çok kötüye kullanılabilecek bir hüküm. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğünde de değişiklik yapıldı. 31 Aralık 2023'e kadar 50'den az sayıda işçi çalıştıran özel sektör iş yerleriyle daha az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleriyle kamuda bazı iş yerlerinde çalışanlar açısından iş güvenliği yasasının getirdiği yükümlülükler kaldırılıyor. Teklifte yer alan bir diğer düzenlemede Soma katliamının ardından işten çıkarılan emekçilerle ilgili çalışanların tazminatı için kamuya yetki veriliyor. Olumlu bir düzenleme, Soma ilçesindeki kazadan sonra kıdem tazminatı alamayanların yükü Türkiye Kömür İşletmelerine aktarılıyor. Hükümetin Esasında sunduğu işte teklife anında ilişkin çalışma yolsuz hayatı uzmanı maddeyi Yıldırım oluşturan Koç, ulusal işçilerden kanala kaldırmak. konuştu. Koç, işçinin de prim ödediği işsizlik fonundan işverene büyük destek verilmesinin olumsuz olduğunu aktardı. İşçinin ücretinden sigorta prim olarak ödenen miktar yine işçinin ücretinden kesilecek ama bu miktar kadar bir kaynak işverene aktarılacak. Kanun teklifinin 4. maddesi fon kaynaklarının işçi lehine değil de işverenler lehine kullanılması açısından çok olumsuzluk içeriyor.